İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Gagik Haçatıryan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. 2020-2022 ihtilafı sırasında Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nden 298 kişi ala kayıp. Lemkin Enstitüsü, bu ablukanın amacı soykırım, Armenosit, yani Arsah'ın Ermeni nüfusunu yok etmektir. Washington, Azerbaycan'a askeri destek sağlamayı erteliyor. Kongre üyesi Frank Ballon bu konuya değindi. Ararat Krallığı döneminde inşa edilen kalede depreme karşı güçlendirme yapılmış. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Gagik Haçatıryan 1997 yılında Yerevan'da doğdu. Ancak çocukluk yıllarını Tiflis'te geçirdi. Yetenekli çocuk müziği severdi, Gürcistan'daki Ermeni korosunun solistiydi. 6 yaşında Tiflis'teki Ermeni okuluna gitmeye başladı ve yetenekli çocuk hemen göze çarptı. Şenliklerin, tiyatro gösterilerinin gözdesiydi. 2008'de Gagik'in ailesi anavatana dönmeye karar verdi. 11 yaşındaki çocuk her zaman gizlice Doğu Ermenistan'da yaşamayı hayal etti ve belki de anavatanında onu bekleyen zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olan da bu aşktı. Gagik, Devlet Şarkı Tiyatrosu'na kabul edildi ve kısa bir süre sonra Doğu Ermenistan'da hayatı renklendi. Ona göre kendisini Doğu Ermenistan'da gerçek bir Ermeni olarak sevmesini sağlayan bir ortamdı bu. Gagik, birçok yarışma ve TV programlarına katıldı, ödüller kazandı ve izleyici topladı. 2015 yılında Yerevan'daki Gomidas'ın adını taşıyan Devlet Konservatuarı'ndan akademik şarkı bölümüne kabul edilen Gagik, daha sonra Yerevan'daki Meryem Ana Kilisesi'nde şarkı söylemeye başladı. Askerlik dönemi geldi, Gagik'in bir alternatifi vardı. Gürcistan'da askerlik yapmak ama okul yıllarında ana vatanında yaşama ve yaratma hayalini yaşayan Gagik başka bir ülkeyi seçebilir miydi? Gerekirse en sıcak noktalara bile giderim derdi. Ve Mehakavan'a gitti. Gagik askerlik sırasında bile gösterdiği olağanüstü ilerlemeyle ayırt edildi. Bir yıl sonra assubaylığa terfi etti ve birçok arkadaş edindi. Gagik savaşta yoldaşlarını yalnız bırakmayan ve son nefesine kadar inançla mücadeleye devam eden çok sayıda askerlerden biridir. Şehit ama ölümsüz. Gagik vatanını canından çok seven askerlerden biriydi. Doğu Ermenistan'da yaşama ve yaratma hayaliyle şehit düştü. 2 Ekim'de doğum gününü kutlamak için arkadaşlarından birini aradı. "Tebrikleri duyuyor musun? Senin için havai fişekler düzenledik." Uzaktan silah sesleri duyuluyordu. Bu Gagik'in hayatındaki son telefon araması oldu. 27 Mayıs 1915'te Jöntürk hükümeti Talat'ın 22 Mayıs bültenini onayladı ve İçişleri ve Askeri Bakanlıklara bunları uygulama talimatı verdi. Aynı gün Talat, Ermenilerin sürgün ve katliamına dair kararnameyi yayınladı. Günler sonra Kasım 1914'ten bu yana inşaat kamplarında çalışan 12 bin Ermeni askeri Dikranagert, Herbert, Karayolu kesiminde katledildi. 3 Haziran'da Hacın Ermenileri yerlerinden edildi. Arapgir Ermenilerin sürgünü ve katliamı 6 Haziran'da gerçekleşti. Arapgir'den çıkan Ermeni kervanları Fırat kıyısında birer birer öldürüldü ve böylece Temmuz ayı sonunda Arapgir'de Ermeni kalmamıştı. 10 Temmuz'da Muş katliamı başladı. 15 bin Ermeniden sadece 500'ü ve vilayetin 59 bin Ermeni nüfusundan sadece 9 bini hayatta kaldı. Artık 15 Temmuz'da Karin milletvekili Tahsin merkeze yazdığı mektupta şunları dile getirdi. Karin bölgesindeki Ermenilere karşı zulüm tüm sınırlarını aştı. Para ve kadınlar için yapılan rezaletler son derece ayıptır ve insanlık ayıbıdır. Bunu önlemek ve her şeyden önce teşkilat-ı mahsusa adı altında her yerde faaliyet gösteren çetelere son vermek gerekiyor. Harbert valisi bütün yolların kadın ve çocuk cesetleriyle dolu olduğunu ve onları gömmeye vakit bulamadığımızı yazıyor. Onurumuzu ve milli imajımızı korumamız iyi olurdu. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Ofisi'nin bildirdiğine göre 2023 yılının Ocak-Haziran aylarında kayıp kişilerin ailelerinden
5000'den fazla telefon araması ve ziyaret kaydedildi. Açıklamada şöyle deniyor. İki aile kayıp yakınlarının akıbetini öğrenmek için Kızılaç'a başvurdu ve arama listesi açtı. 7 aile yakınlarının akıbetini öğrendi. Ailelerden alınan başvurulara göre 2020-2022 tarihleri arasında çatışmanın tırmanışı sırasında Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nden 298 kişi ala kayıp kabul ediliyor. Lemkin adlı soykırım önleme enstitüsü 15 Ağustos 2023'te Azerbaycan tarafından artan ablukası sonucu açlıktan hayatını kaybeden 40 yaşındaki Hovhannisyan'ın ölüm haberinden dolayı duyduğu üzüntüyü belirten bir mesaj yayınladı. Açıklamada şöyle deniyor. 12 Aralık 2022'den bu yana devam eden Artsakh ablukası insanların doğru beslenme ve tıbbi bakıma erişememesi nedeniyle artan yetersiz beslenme, düşükler ve tıbbi komplikasyonların nedenidir. Şimdi abluka Artsakh'ın Ermeni vatandaşlarının açlıktan doğrudan ölümüne yol açmaya başladı. Bu ablukanın amacı soykırımdır. Yani Artsakh'taki Ermeni nüfusunu kitlesel yerinden etme ya da kitlesel açlık yoluyla yok etme. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 29 Mayıs 2023 tarihli açıklaması da dahil olmak üzere bunu defalarca duyurdu, tehdit etti. Üçüncü bir devlet olmayacak. Ya uslu uslu bize gelecekler ya da olaylar farklı bir yönde gelişecek. Bu bölgede her türlü operasyonu yapabilecek tüm imkanlara sahibiz. Bu nedenle meclis feshedilmeli, kendine başkan olarak hitap eden unsur teslim olmalı, tüm bakanlar, milletvekilleri ve diğerleri şimdiden görevlerinden ayrılmalıdır. Ancak o zaman herhangi bir af hakkında konuşabiliriz. Lemkin adlı soykırım önleme enstitüsü Azerbaycan'ın Artsakh ablukasına katkıda bulunan elindeki tüm diplomatik araçları kullanmayı reddeden herhangi bir kişi veya devletin Artsakh Cumhuriyeti'nin 120 bin vatandaşına karşı soykırımın bir katılımcısı olduğunu ve mahkemede suç ortaklığından sorumlu tutulabileceğini açıklamak ister. Artsakh Cumhuriyeti'nde daha fazla ölümün önlenmesi için uluslararası liderlerin Azerbaycan'a karşı derhal harekete geçmesi zorunludur. Amerika Birleşik Devletleri Kongre Üyesi Frank Ballon, Azerbaycan'ın Artsakh Ermenilere yönelik saldırganlığını dikkate alarak Washington'un Bakü'ye askeri destek sağlanmasına karşı çıkmaya devam ediyor. Ballon bunu X, eski adıyla Twitter sosyal ağında yazdı. Kongre üyesi, ben uzun süredir Azerbaycan'a askeri yardım sağlanmasına karşıyım. Özellikle de şimdi Aliyev uluslararası hukuku ihlal etmeye ve Artsakh Ermenilerinin haklarına sayısız tacizde bulunmaya devam ederken. Kafkasya'da barışı sağlamayı umuyorsak değerlerimizi korumalı ve daha sert olmalıyız diye yazdı. Frank Ballon paylaşımına Politico gazetesinde geçen gün yayınlanan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin Azerbaycan'a askeri yardım sağlama programını yeniden başlatmakta açıkça acele etmediğinin belirtildiği bir yazı ekledi. Bunun nedeni Artsakh'ta Azerbaycan'ın etnik temizlik tehdididir. Kongre 2002'den beri her yıl Beyaz Saray'a 97 sayılı karardan feragat etme fırsatı verdi. Özgürlük Yardımı Yasası'nın 97 sayılı kararı 1992'de yürürlüğe girdi ve Bakü, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a yönelik abluka ve saldırıları sona erdirmek için somut adımlar atana kadar ABD'nin Azerbaycan'a yaptığı yardımı sınırlamayı planlıyor. Politico'ya göre Beyaz Saray 97 sayılı kararı yaza kadar geri çekecekti. Ancak bu zamana kadar gerçekleşmedi. Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından M.Ö. 750 yılında yaptırılan Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi ile kuzeydeki nekropol alanında yürütülen kazı çalışmalarında geçmiş dönemlerle ilgili önemli bulgular elde ediliyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rafet Çavuşoğlu başkanlığında 24 kişilik ekiple kalenin kuzeyinde yoğunlaştırılan kazılarda Urartuların asırlar önce depremden korunmak için özel önlemler aldığı tespit edildi. Kazılarda iç ve dış sur duvarlarının olası depremlerde yıkılmaması için teraslama yöntemiyle inşa edilen 2 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki yapılarla birbirine bağlandığı ortaya çıktı.
Profesör Doktor Çavuşoğlu, kalede 35 yıldır devam eden kazılarda her yıl yeni bilgi ve bulgulara rastladıklarını söyledi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Zirel adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Deli Loy 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 adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.